Ay yaşasın, iyi ki geldiniz bugün. Teşekkür ederim. Peki, canım çok çikolata istiyor diyorsanız bunun nedeni fizyolojik bir ihtiyaç olabilir mi? Ah şu çikolatalar ya, şu çikolatadan biz kadınlar nasıl kurtulacağız acaba? Kurtulmayalım da istiyorum bir yandan, çok mutluluk verici bir hormon. Şimdi çikolata isterken acaba bunu fizyolojik olarak mı istiyoruz, psikolojik olarak mı istiyoruz? İyi bir tahlil etmek lazım. Biz genelde menstruasyon dönemlerinde, yani regl olmadan önce ya da regl sırasında kadınlar deli gibi çikolata arzular. Her yerde tatlı bir şeyler isterler. Bu neden kaynaklanıyor? Bu regl döneminde kan kaybetmemizle beraber aynı zamanda magnezyum da kaybediyoruz. Magnezyum bir mineraldir ve en yoğun olarak kakaonun içinde vardır, biliyor musunuz? Ve biz onu aslında içgüdüsel olarak biliyoruz. İçgüdüsel olarak istiyoruz o çikolatayı. Peki ne yapalım? Çikolata mı yiyelim? O zaman bu bizim çikolata yemek için bir hakkımızı mı doğuracak? Hayır tabii ki, çikolata yemek için hakkımızı değil. Magnezyum içeren başka besinlere yönelim. Mesela? Mesela koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuru yemişler. Yani bir çikolatanın yanını alıyorum elime, ıspanak yiyorum böyle böyle. Aynen, onun yerine tutar mı? Ben yemiyorum da. Hani şimdi düşünüyorum, genç birisi çikolata istemiş canı. Orada evet. Al yavrum sen çikolata yerine bu ıspanak yaprağını ye gibi bir şey. Yani eğer kilo verme dönemindeyse kişi bazı evet, şeylerden fedakarlık doğru etmek zorunda kalabiliyor. Aslında çok doğru, ben şaka yapıyorum. Evet. Bir de şu avokadoya gelmek istiyorum. Avokado yağı nedir? Özellikleri nelerdir? Artık ülkemizde çok bulunuyor bu avokado. Evet. Yani alınabilir şeylere evet, geldi ve yetiştiriliyor ülkemizde. Evet. Nedir bu avokado yağı? Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi salatada avokado yağını ciddi anlamda çok seviyorum. Yağını mı alacağız? Şimdi avokadoyu da koyabilirsiniz, tamam, yağını da kullanabilirsiniz. Ama benim avokado yağını kullanma yerim başka. Şimdi avokadonun püresiyle bir sürü tatlılar çıktı, duymuşsunuzdur. Çok güzel tariflerimiz var artık evet, bu konuya dair. Biz çiyalar falan da karışık. Aynen öyle. Şimdi artık bunun avokado yağı var. Peki avokado yağını nerede kullanalım? Avokado yağını özellikle kurabiyelerde, keklerde kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Avokado yağının dumanlanma noktası çok yüksektir. Dumanlanma noktası dediğimiz şey bir yağın kanserojen olma derecesidir. Hani şu günlerde çok tartışılan evet, palmiye yağı. Aynen öyle. Çok olayı dumanlanma gibi noktası düşük evet, olduğu için çabuk aynen kanserojen oluyor diyoruz. Peki avokado yağını ben hiç şöyle küçük şişenin dışında markette şöyle bir şey de görmedim. Var. Şöyle biraz daha büyük şişelerde gördüm ben. Türkiye'de var mı bu? Var, internetten de sipariş verebileceğimiz evet, yerler var. Evet, güzel bilgi. Buyurun. Aynen öyle ve tereyağı gibi bir tat bırakıyor. Biraz daha böyle kurabiyelere daha yakışır. Siz nerelerdeydiniz bugüne kadar Büşra Hanım? Ya, gerçekten süper. Avokado yağını diyelim kurabiyede kullandık. Yumurtamı kırabilir miyim? Tabii ki kurabilirsiniz. Şöyle yani bir Hindistan cevizi istiyorum yağı gibi. Aynen öyle. Hindistan cevizinden çok daha yüksek dumanlanma noktası. 270 derece. Bakın zeytinyağı çeşitlerine göre 190 derece ile 240 derece arasında değişir. Ama 270 dereceden bahsediyorum avokado yağı için. Yani keklerinizi 250 derecede bir kek yaptığınız zaman o kanserojen hale gelmiyor avokado yağı ile birlikte. Ne diyorsunuz Sibel? Vallahi deneyelim. Evet. Bulalım da deneyelim avokado yağını. Ben avokado yağını hani biraz elim buruşmasın. Elimize yüzünüze. Dirseğim buruşmasın evet, diye sürüyorum. Çok güzel bir biraz yağ. Da çok kaliteli. Tok tutma özelliği de var mı? Tok tutma özelliği de var. Aynı zamanda da omega 3'ten çok zengin. Tam bir kalp dostu. Süper. Tam bir kalp dostu. Süper. Az yemekle mide küçülür mü? Ah keşke. Ah keşke küçülse değil mi? Şimdi mide evet elastik bir yapı. 1,5 litre ile 4 litreye kadar genişleyebiliyor elastik yapısı nedeniyle. Aslında bizim midem küçüldü, az yemeye başladım, midem küçüldü dememiz iştahımı kontrol etmeye başladığımın belirtisi. Belirtisi.